Merhaba. Bu videoda sıra sende 6 soruları ve çözümlerini yapacağız. Bu sıra sende problemleri while döngüsüyle yapılacak şekilde hazırlandı. Şimdi ilk problemimizde verilen bir sayının asal çarpanlarını ekrana aynı satırda yazmamız gerekiyor. Yani 24 girdiğimizde 2, 2, 2 ve 3 yazacak. Şimdi şuradan gireceğimiz sayı, yani bizim sayımız mesela 24 olsun. 24 sayısı üzerinden çalışmaya başlayalım. Şimdi while döngüsüyle yapacağım. Normalde while döngüsünün içine bir de for döngüsü de oluşturabilirim ama ben sadece while döngüsüyle yapmak için bir tane de sayaç kullanacağım. Şimdi benim sayım, A sayım, 24 sayım sadeleşecek. Sadeleştikçe küçülecek. Mesela 2'ye bölündüğünde 12 olacak, 2'ye bölündüğünde 6 olacak şeklinde sadeleşerek ilerleyecek. Dolayısıyla ben A sayım büyük 1 olduğu sürece döngüme devam etmek istiyorum. A sayımı sürekli çünkü değiştireceğim. Şimdi burada koşulumuz bizim için hassas olan koşul şu olacak. A'nın S'ye tam olarak bölünmesi veya bölünmemesi. A S'ye tam bölünürse A güncellenecek ve S tekrar 2 olacak. Eğer tam bölünmezse S'yi 1 artıracağım, devam edeceğim. 1 artıracağım, devam edeceğim. O yüzden bir if ile devam ediyorum. If A yüzde S eşit eşit 0 olduğunda A S'ye tam bölündüğünde öncelikle zaten hani bölündüğünü ekrana yazdıracaksam S'yi madem A'yı tam böldü hemen yazdırayım. Sonunda da yeni satıra geçmemesi için end eşit tırnak içinde bir boşluk koyuyorum. Bulduğu teriler arasında bir boşluk koysun. A S'ye tam bölündü ama mesela S'nin 5 olduğu anda bölündüyse ben eğer tam bölünme gerçekleştiyse S'yi tekrar 2 yapmam lazım. Tekrar 2'den başlayarak denemem lazım. Mesela 15'i düşünelim. S 3 oldu. S 2 oldu, bölünmedi. 3 oldu, bölündü. Ekrana 3'ü yazdırdım. Sonra tekrar baştan taramaya başlamak için onu tekrar 2 yapıyorum. Diğer koşulda da eğer tam bölünmezse de S'yi bir tane artırıyorum. Bu haliyle bir deneyelim. Pardon, burada bir hata yaptık. Yaptığımız hata ne? Şöyle bakalım. Tabii A'yı güncelleyeceğiz demiştik. A sürekli sadeleşecek demiştik. Tam bölündüğü zaman A S'ye tam bölündüğü zaman S'yi yazdırıp sonrasında da A bölü eşit S yapalım. Yani A'yı S ile sadeleştirelim ki sayımız 3'e dursun. Tekrar deneyelim. Gördüğünüz gibi 2, 2, 2, 3 şeklinde çalıştı. Burayı değiştirdiğimde şöyle bir sayı yazdım diyelim ki yine çarpanlarını bu şekilde yazmış oluyoruz. İkinci soruya bakalım. Şimdi kullanıcıdan bu böyle komut tabanlı bir uygulama yaptığımızda kullanıcıdan veri girmeyi isteyebiliriz. Mesela kullanıcı buradaki soruda bir etkinliğe katılacak kişilerin isimlerini giriyoruz. Birinci isme girdik, ikinci isme girdik, üçüncü isme girdik, dördüncü isme girdik. En son artık hani o girme aşamasının bittiğini söylemek için de özel bir karakter belirliyoruz. Burada mesela sıfır karakteri belirledim. Sıfır karakterini yazdığımızda liste giriş işlemi bitip program devam edecek. Dolayısıyla listeyi yazdırıp sonra da bitirecek programı. Şimdi bunun için şuradan bir boş liste oluşturalım. Bir de her seferinde o gireceğimiz değer olan girdiği oluşturalım. Girdi şimdilik boş bir metin dosyası olsun. Yani metin karakter dizisi olsun. While döngüsünde benim programım ne zaman bitecek? Sıfır olduğu zaman, girdim sıfır olduğu zaman bitecek. Girdi ünlem eşit sıfır diye ama sıfır tırnak içinde yazalım tür dönüşümü yapmamak için. Çünkü string olarak elimizde bulunsun. Şimdi girdi sıfır olmadığı sürece
sürece kullanıcıdan veri istemem lazım. Şurada mesela bir her seferinde girdiği kullanıcıdan alalım. Girdi eşittir input isim diyelim mesela. İsim diyerek sor. Şimdi girdi yine ünlem eşit 0 diyelim. Girdi 0'a eşit olmadığı sürece biz ne yapacağız? Listeye bu girdiyi ekleyeceğiz. Yani liste nokta append diyelim. Girdi diyelim. Girdi değerini listeye ekleyeceğim. Hatta altına isterseniz şöyle yazabiliriz. Print girdi virgül eklendi diyelim. Bu şekilde eklendiğini söyleyebiliriz. Sonra da eğer aksi durumsa, yani girdi sıfıra eşitse, o zaman ne yapacağız? Bir kere print deyip sonlandı diyelim. Şöyle. Aslında bunu yazıları şeye de yazabiliriz. While kırılacağı için oraya da yazabiliriz ama neyse, bir de break koyalım ve programımız, gerçi break koymamıza gerek yok çünkü zaten buraya sıfır girildiğinde şuradan program biteceği için yazabiliriz. Buraya program sonlandı da yazabiliriz. Hiçbir şey yazmasak da olur. Sonucunda şuraya, yani hani while'ın dışına geçeceği için bunu while'ın dışına da yazabiliriz. İstersek şöyle de yapabiliriz yani. Burada else girmeden şuradan program sonlandı ve print katılımcılar deyip virgül liste diyebiliriz. Şimdi yaptığımız bir kontrol edelim. Listemiz var. Girdiğimiz boş. Girdiğimiz sıfır olmadığı sürece isimi girip girdi sıfıra eşit değilse print girdi eklendi diyoruz. Ve en sonunda da sıfır girilirse de buradan çalıştırıyoruz. Önce bunu bir deneyelim. Sonra başka bir şeye bakacağız. Ayşe, Veli, Ahmet, sıfır giriyorum. Ve program sonlandı diyorum. Aslında bir yandan baktığımızda, şimdi şurada sıfıra eşit olmadığı sürece diyoruz ya, sadece sonda sıfırın yazması koşuluyla şunu bile silsek program çalışır. Sadece fark ne olur? Şuraya en sonda her zaman bir sıfır elemanını ekleyerek bitirmiş olur. O şekilde de bir çözüm düşünülebilir yani. Bir sonraki problemimize bakalım. 1 milyondan küçük pozitif tam kare sayılar ekrana yazdırıp kaç tane bu özellikle sayı olduğunu bulunuz demiş. 10 için 1, 4, 9 yazdırılıp sonra da 3 sayı bulundu demiş. Şimdi bir tane bizim S diye bir sayımız olsun. 1'den 1, 4, 9 diye yazmaya başlayacağımız için bunu ben karesini almak için kullanacağım. S diye bir sayım olsun. Sonra da bu sefer sınırımı ne belirliyor? S'nin karesi belirliyor. O yüzden S yıldız yıldız 2 diyorum. Veya S yıldız S de diyebilirim. Mesela ilk başta 10 örneği için yapalım. Küçük 10 olduğu sürece ekrana print S kare yazdıralım. S'nin karesini yazdıralım. Sonra program bittiğinde de while'ın dışına çıktığımızda da önce şurada şeyi göstereyim. Print S diyeyim. S'nin kaç olduğuna bakalım. Şöyle. Pardon, yine S'yi artı koyduk. Her yazdırdıktan sonra da S artı eşit 1 diyelim. Her seferinde de S'yi 1 artıralım. Şimdi 1, 4, 9, 4 yazdı. Yani sonunda S'yi yazdırsak biz 4 tane sayımız olmuş olacak ama 3 tane sayımız olur. O zaman şuraya S eksi 1 virgül tane sayı bulundu diyorum. Şimdi burayı çalıştırdım artık. 1, 4, 9, 3 tane sayı bulundu diyor. 100 dediğimde 9 tane sayı bulundu diyor. Dolayısıyla 1 milyon dediğimde de
Şöyle 999 tane sayı bulmuş olduk. Bir sonraki problemimize bakalım. Öklit algoritması ile iki sayının ebobunu OBEB'ini bulunur demiş. 270 ve 192 sayıların OBEB'inin 6 olduğu bulunmalı demiş. Şurada bir fotoğraf vardı. Fotoğraftan Öklit algoritmasına bakalım. Öklit algoritması iki tane sayının ebobunu doğrusal işlem yaparak bulmayı sağlıyor. Yani normalde biz bunları mesela kendimiz kağıt kalemi bulmaya çalışırken 600 ile 136 2'ye bölünür mü deyip 2'yi 2'ye bölüyoruz, işaretliyoruz. Sonra 3'e bölünür mü deyip işaretliyoruz falan. O şekilde yapmıyor da iki sayı arasında işlemler yapıp o şekilde ebobu buluyor. Nasıl çalışıyor? Önce 600'ü 136 cinsinden yazıyor. 600, 4 tane 136 artı 56 diyor. Sonra 136'yı başa alıyor. 136'yı, bakın bu sefer bununla bunu bunun cinsinden yazıyor. 136'yı 56 cinsinden yazıyor. 136'nın içinde 2 tane 56 artı 24 varmış. Sonra bu sefer 56 ile 24'ü birbirinin cinsinden yazıyor. 56, 2 tane 24 artı 8. Sonra 24'ü 8 cinsinden yazıyor ve 0 buluyor. 0 bulduğunun bir önceki basamağı şu 8 bunların ebobu olmuş oluyor. Veya şuradaki tabii aynı sayı olduğu için şunu da kullanabiliriz burada. Burada şimdi programda nasıl uygulayacağız bunu? Bir A sayımız bir de B sayımız olsun. A sayımıza ne demiştik? 270'e 192 demişiz. Ebobların 6 olduğu söylenmiş. 270, 192. A sayım 270. B sayım da 192. Şimdi bakın burada ne yapıyorduk? B sayısının, A ve B var. B sayısı 0 olana kadar devam ettiriyorduk, değil mi? 0 olana kadar. O zaman biz ne yapacağız? While B büyük 0 veya eşit değil 0 da diyebiliriz. B büyük 0 olduğu sürece A'yı B'ye böleceğiz ve kalanı bulacağız. Asıl bizim amacımız o. Onun için bir kalan eşittir A yüzde B diyorum. Sonra ne yapıyoruz? B A'yı B yapıyoruz. B'yi de kalan yapıyoruz. Tekrar şuradan bakacak olursak bakın bu A bu B idi. Bir sonraki aşamada bu A bu B oldu. Yani kalan B'ye gitti. B de A'ya gitti. Bu şekilde devam ettirdi. Biz de o yüzden o şekilde yaptık. Kalan A yüzde B diye bir ara değişken oluşturdum. Sonra B'ye A'ya atadıktan sonra kalanı da B'ye atadım. Böyle devam ettikten sonra en son işim bitince print ne dememiz gerekir? Şuradan yine bakalım. En son aşamada şurası tekrar B'ye atandı. Burada A olacağı için A'yı yazdırmamız gerekir. Şuraya A dediğimizde işlemimiz çalışacak. Daha bildiğimiz sayılar için de isterseniz deneyebiliriz. Mesela 36 ile 24'ün ebobunun 12 olduğunu biliyoruz. Çalıştıralım. 12'yi bulmuş oluyor. Bu videoda anlatacaklarımız bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.